Bu videoya nikelin elektron dizilişini bularak başlamaya ne dersiniz? Tam 28 elektronu var. Bizim tek yapmamız gereken bu elektronların gideceği katmanları ve orbitalleri belirlemek. Elimizde 28 tane elektronumuz var. Hatırlayalım. Bu bölümü S blok olarak tanımlamıştık. Helyumun da aslında bu bloğa ait olduğundan bahsetmiştik. Burası D blok. Burası ise P blok. Bu küçük hatırlatmadan sonra artık en düşük enerjili elektronlardan başlayarak elektron dizilişini yazabiliriz. Elektron dizilişine en baştan ya da en sondan başlayabiliriz. Eğer baştan başlıyorsak, yani dizilişi yazmaya ileri doğru yapıyorsak, ilk doldurmamız gereken yer 1s2. Bu arada nikelin elektron dizilişinden bahsettiğimizi unutmayalım. Öyle ki sonraki 2 elektron için 2s2 diyebiliriz. Bunları yazarken üs olarak kullandığımız 2, bize bu katmanda ya da orbitalde 2 tane elektron olduğunu söylüyor. Aslında her katman için farklı renk kullanırsak, katmanlar arasındaki fark da daha belirgin olacak. En son ne demiştik? 2s2. Sıradaki 2p6. Burasının tamamını dolduruyoruz. 2p6 Buraya kadar 10 elektronu yerleştirmiş olduk ama sadece 10 tanesini. Sırada 3. katman var. Öncelikle 3s2. 3s2. Devam edersek geldiğimiz nokta p orbitalleri olacak. Yani 3p6. Periyot numarası 3 olduğuna göre 3p6. 6 tane elektronu buraya yerleştirdik. Bir sonraki elektron için dördüncü katmana geçmemiz gerekiyor. Bunu sarı ile yazacağım. Önce 4s2. Şimdi d bloğuna geldik. Buraya yerleştireceğimiz elektron sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani d8. Ama 4'te 8 değil. Hatırlayalım. Bu noktada geriye dönüp bir önceki katmanı dolduruyorduk. Yani 3 3'te 8'e geri döndük. Burada yaptığımız şey en düşük enerjili elektrondan başlayarak en yüksek enerjili elektronlara kadar elektron dizilişini yazmaktı. Ama fark ettiyseniz en yüksek enerjili elektronlar yani son yerleştirdiklerimiz 3. katmana gitti. Burada hatırlamamız gereken nokta D bloğunu doldururken periyot numarasından 1 çıkartmak. Biz esasında 4. periyottaydık ama 1 çıkardık yani 3d'yi doldurduk. Nikel'in elektron dizilişini işte bu şekilde tamamladık. Unutmadan değerlik elektronlarının yani en dış katmandaki elektronların bunlar olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Tepkimeye girecek olan elektronlar bunlar. En yüksek enerjiye sahip olanlarsa buradakiler. Tepkimeye girenler buradakiler olduğunu söylüyorum. Çünkü en uzakta olanlar onlar. Ya da en azından onların çekirdekten daha uzak olma olasılıkları buradakilerden daha yüksek. Aynı elektron dizilişini yazmanın aslında bir yolu daha var. Hatta bazı kimya derslerinde o şekilde görmüş olabilirsiniz. Aslında ben şimdi kullandığımız metodu daha çok seviyorum. Bu şekilde periyodik tabloyu da kullanmış, alışmış oluyoruz. Ve de böylece değişik elementlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girecekleri konusunda fikir sahibi oluyoruz. Neyse, nikelin nötr halde 28 elektronu olduğunu biliyoruz. Nötr halde ise 28 protonu olduğuna göre 28 elektrona sahip olması gerekiyor. Burada gördüğümüz 28 bize proton sayısını veriyordu nötr olduğunu varsaydığımıza göre proton sayısına eşit bir elektron sayısına sahip olması gerekiyor. Aslında bunun her zaman için doğru olmadığını da biliyoruz. Ama elektron dizilişlerini yazarken böyle kabul ediyoruz. Şimdi 28 protonu olan nikelin elektron dizilişini ikinci yöntemle yazmayı deneyelim. Öncelikle enerji katmanlarından başlayalım. 1, 2, 3 ve 4. Sonra onların üstüne S, P ve D'yi de yazalım. Nasılsa F'ye kadar gitmiyoruz. O yüzden onu yazmıyorum. Ama tabii ki F, G ve H yazarak da devam edebilirsiniz. Öncelikle burayı dolduruyoruz. Sonra burayı, sonra burayı, burayı ve de burayı. Aslında hepsini en baştan çizerek göstermek daha kolay. Bu yeşil olanlar periyotta bulunan enerji katmanları. Evet, bunlar var olduğunu düşündüğümüz katmanlar. Şu an tabii ki de doldurulma sırasına göre çizmiyorum. Sadece var olduklarını göstermek amacıyla çiziyorum. Burada bir de 3D katmanı var. 3F katmanı yok ama 4F var. Burası biraz kaymış. O yüzden aralara çizgi çekersek daha net bir şekilde anlayabiliriz. Doldurulma ise aşağı doğru çizdiğimiz diagonallere göre gerçekleşiyor. Öncelikle buradaki S katmanını dolduruyoruz. Sonra buradakini. Bundan sonra bu şekilde bir diagonal daha çiziyoruz. Hatta aşağı doğru bir tane daha. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Burada S orbitalinde 2, P orbitalinde 6. D orbitalinde ise 10 tane elektron bulunabileceğini tekrar hatırlayalım. F orbitali hakkında daha sonra düşünebiliriz. Ama istersek periyodik tabloya bakarak onun da kaç elektron alabileceğini bulabiliriz. İkinci yöntemle de elektronları bu şekilde yerleştirmiş oluyoruz. Nikel'in 28 elektronu vardı. İlk doldurduğumuz yer burası. Yani 1s2. 1p olmadığına göre sıradaki 2s2. Evet, 2s2. İşte burası. Sonra çizgiyi aşağı doğru ok yönünde izleyerek bu noktaya geliyorum. Tabii bir yandan da kaç elektron olduğunu saymamız gerekiyor. Şimdiye kadar 10 elektron kullandık. Ayrıca katmanları da buraya kadar doldurduk. Şemamıza göre bir sonraki doldurmamız gereken katman 3. enerji seviyesi. Demek ki 3s2. Peki sonra? Yine oku izliyoruz. Buradan başlıyoruz. Burada bir şey yok. Ama burada var. Demek ki sıradaki 3p6. Bir sonraki ise 4s2. Peki sıradaki? En başta yine en tepeye geri dönmemiz gerekiyor. O halde sıradakinin 3d olduğunu görüyoruz. Peki elimize kaç elektron kalmıştı? kaç tane kullandığımıza bakarak sanırım hesaplayabiliriz. 2 artı 2, 4. 4 artı 6, 10. 10 artı 2, 12. 18 ve 20. 20 tane elektronu yerlerine yerleştirmişiz. O zaman geriye 8 tane kalmış oluyor. D katmanına da 8 tane elektron alacak yer olduğuna göre 3D8 diyebiliriz. Sonuç olarak gördüğünüz gibi ilk yöntemi kullanarak bulduğumuz elektron dizilişinin aynısını elde ettik. Benim ilk yöntemi tercih etme nedenim sürekli olarak periyodik tabloya baktığımız için elementlerin yerlerini de yavaş yavaş öğreniyor olmamız. Ayrıca sürekli katmanları doldururken kaç tane elektron kullandım diye saymak zorunda da kalmıyoruz. Haksız mıyım? Diğer yöntemde iki tane kullandım. Sonra iki tane daha kullandım diyerek bu gördüğünüz karmaşık diyagramı çizmemiz gerekiyor. Ama burada yapmamız gereken tek şey periyodik tabloya bakmak. Bir diğer önemli nokta da sondan başlayıp geriye doğru gidebilecek olmanız. Diğer bir yöntemle sihirli bir şekilde evet en yüksek enerjili elektronlar 3D8'de olacak ama dış katmandakiler 4S2 olacak dememiz imkansız. Sırasıyla gitmeden son noktaya varmamız biraz zor. Ama ilk yöntemi kullandığımızı düşünelim. Mesela elektron dizilişine bulmak istediğiniz element zirkonyumsa, isterseniz bütün dizilişi en baştan yazabiliriz. Ama genel olarak buradaki en önemli olan şey en dış katmanda bulunan ya da en yüksek enerjiyle elektronları bulmak. İlk yöntemi kullandığınızda zirkonyum için direkt olarak d orbitaline 2 elektron koyuyorum. Demek ki burası 4d2 diyebiliriz. Hatırlarsak buradaki periyot numarası 5 d orbitalini bulmak için de periyot numarasından 1 çıkarıyorduk. Yani 4d2. Burada önce de doldurduğunuz yer 5s2 elektronları. Geriye doğru gidersek sırasıyla 4p6 doluyor. Sonra yine d orbitaline 10 tane elektron konuluyor. Peki hangi d? Periyodik numarası 4 olduğuna göre 3d10. Sonrasında da 4s2. Burası biraz karıştı değil mi? O yüzden aynı şeyi buraya baştan yazıyorum. Öncelikle buradaki 2 elektron 4d2. Sonra 5s2. 4p6 3d10. 3d çünkü periyodik numarası 4'ten 1 çıkardık. Sonra da 4s2. Aynı bu şekilde en başa kadar devam edebiliriz. En sondan başlamanın direkt olarak en dış katmanda hangi elektronların olduğunu bilmemiz avantajını verdiğini biliyoruz. Mesela zirkonyum için 5. enerji seviyesinin en dış katman olduğunu söyleyebilirim. Aslında burada olan iki elektron da bu katmanda olan elektronlar. Ama unutmayalım en yüksek enerjili elektronlar bunlar değil. En yüksek enerjili elektronlar burada olan 10 tanesi. Ama bu iki tanesi çekirdekten en uzakta olanlar. Başka bir deyişle reaktif olanlar yani tepkimeye girecek olanlar. Demek ki kimyasal olarak baktığımızda bizim için en önemli elektronlar bunlar. Burada küçük bir noktaya daha değinmek istiyorum. Aslında bu elektronlar bu boşlukları dolduruyor derken sanki hep aynı yerde kalıyorlarmış gibi düşünüyoruz. Halbuki bu doğru değil. Elektronlar yerleştikten sonra hep böyle düzenli bir şekilde kalmıyorlar. Orbitaller arası yerleştirip, karışıklık yaratıp, hiç de beklemediğiniz hareketlerde bulunabiliyorlar. Bu yöntemle en azından atomun içinde neler olup bittiğine dair bir fikrimiz oluyor. Esasında genel olarak bu orbitaller kendilerine ait olsun gibi bir düşünceyle tepkimeye giriyor ya da davranıyor. Ama neyse zaten bu dersteki asıl amacımız elektron dizilişlerini yazmanın yöntemlerini göstermekti. Bu şekilde daha sonra zaten iki şeyin nasıl etkileşime gireceği konusunda bilgi sahibi olabileceğiz. Sonuç olarak asıl önemli olan şey en dış katmandaki yani değerlik elektronlarının hangileri olduğunu bilmek